Sayın Cumhurbaşkanımız uçak gemisi ile ilgili beyanatlar verdiği zaman biz de bu konuda ne yapılabilir ile ilgili bir araştırma içine girdik. Dünyadaki çeşitli uçak gemileri, onların nitelikleri, uçak gemisi kadar uçak gemisinin üzerine oturacak, orada kullanacak platformlar gibi bir dizi konu var. Bunu araştırırken de kamuoyunda da adı uçak gemisi olarak artık adlandırılıyor olan Anadolu gemimiz ile ilgili bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Selçuk Bey'le geçen sene hatta bir 14-15 ay önce diyelim. Böyle bir diyalogumuz oldu. Ya bu gemiyi bir çalışsanız buraya belki büyük uçak değil de İHA SİHA'lar olabilir mi diye. Onlar da bunu görev olarak aldılar. Sağ olsunlar geçen sene Ocak'tan beri belki. Bir çalışma içine girdiler. Gemiyle ilgili verileri kendilerine gönderdi. Kendileri daha önce de gemiye ziyaret yaptılar Baykar olarak. Bu ilk ziyaretleri değil. Tersane bu konuda belirli tasarım çalışmaları yaptı. Çeşitli opsiyonlar çalıştılar. Baykar yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı. Gemi üzerinde kalkış inişi kolaylaştıracak ne tür tedbirler alınabilir diye çalışmalar ta geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. Şu anda ete kemiğe bürünme aşamasında da bir ziyaret yapıp tekrar meseleyi yerinde incelemek, geminin işletmeye alındığı devrede neler konabilir üstüne, hizmet sırasında bu ne kadar mümkün olur gibi çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da yine herhalde oyun değiştirici bir kavram olarak gündeme gelecek. Tabii onun kullanılış şekli, İHA'lardaki çeşitli sistemlerin veya üzerine konacak faydalı yüklerin neler olacağı, nasıl kombin edileceği, kontrol imkanları vesaire gibi bir dizi konu tabii çalışılıyor ki bunlar orijinal olarak geminin tasarımı ve imalatı sırasında gündemde olmayan ama işte son bir senedir gündemde tuttuğumuz ve çalıştığımız konular olduğu için de mevcut tasarıma çok fazla zarar vermeden, çok büyük modifikasyonlar yapmadan neler olabilir gibi çalışmalar devam ediyor. Geminin güncel takvimi ile ilgili bir durum var mı? Nedir son? Şimdi geminin orijinal planlanan süresi 2022'nin ortaları idi. Bunu ilk kaynak sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da tersane teşvikiyle bunu bir sene öne çekmekle ilgili bir çalışma oldu. Yani beklentimiz bu sene bitmeden, bu sene hatta 3. çeyrekte bunu teslim almak idi. Biraz uzadı ama bu uzamayı da işte malum salgın süreci, tersanenin tam kıvamında çalışamaması gibi bazı konular da var. Ama her halükarda biz 2022 gelmeden teslimat yapılsın diye bütün gücümüzle hem kendimiz projeyi takip ediyoruz hem de tersaneyi bu konuda teşvik ediyoruz. Alt sistemleri yapan bir dizi firmamız bu konuda son derece kararlı şekilde yürüyorlar. İnşallah bir aksilik olmazsa bu sene bitmeden biz bu işi yapalım, teslim edelim diyoruz. Tabii SİHA'lar konuşlanmış şeklinde olması zor ama en azından orijinal planlanan haliyle bazı belki provizyonlar bırakıp SİHA'larla ilgili değişiklikler yapmak üzere teslimat mümkün olabilir. Hatta denize indirip servis alıp bazı sistemlerin daha sonra peyderpey konulması gibi bir yol bile duruma göre tabii düşünülebilir ama amacımız inşallah bütün gücümüzle, bütün hızımızla bu gemiyi bitirmek. Biraz sarkabilir ama dediğim gibi burada herkes durumun farkında, bütün gücüyle, bütün partiler, alt yükleniciler ve tersane ve ana yükleniciler çalışıyorlar. SİHA'larla beraber Hürjet'in entegrasyonu da başladı mı yoksa? Tabii Hürjet malum tasarım ve tasarım aşamasında bir uçak. Aynen. Yine uçak gemisi konusu gündeme gelince TUSAŞ'la konuştuk. Onlar Hürjet'i acaba bu gemide hizmet görecek şekilde tasarımda bir değişiklik yapabilir miyiz diye düşündüler. Bazı tasarımlar buna göre yürütüldü. Simülasyonlar yapıldı. Şu anda itibariyle tasarımın bu yönde doğru evrilebileceği görüldü. O çalışmalar da devam ediyor. Yani amaç Hürjet'i aynı zamanda Anadolu gemisi gibi bir gemiden de operasyon yapabilir hale getirmek. Güzel bir motivasyon var, evet. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun.